bugün çokça tartıştığımız, gerçekte var mı yok mu hala bilmediğimiz Illuminati'ye geçiş yapıyor ve oradan mistik çalışmalarına biraz daha hız katarak devam ediyor. Mistik çalışmalarla sadece kalmıyor, işi biraz daha ilerletiyor ve kehanetlerde bulunmaya başlıyor. Hayatının son dönemleri ciddi kehanetlerin olduğu yıllar. Hatta deniliyor ki Fransız devrimi olmadan, patlak vermeden tam bir sene önce bir toplantıda böyle bir şeyden bahsediyor. Daha doğrusu kehanette bulunuyor ve gerçekten de bir sene sonra Fransız devrimi patlak veriyor. Fakat bilinmeyen şu, tabii biliniyor mu bilinmiyor mu onu bilmiyoruz. Kendi sonunu gördü mü görmedi mi bilmiyoruz ama Fransız devrimini gördü, fakat Fransız devriminin elinde hayatının son bulacağını tahmin edebildi mi bilmiyoruz. Giyotinle idam ediliyor Cazotte ve hayatı o şekilde sona eriyor. Biliyorsunuz aydınlanmanın bir ürünü, daha doğrusu aydınlanma döneminde yaşamış bir yazar, aydınlanmanın Avrupa'yı özellikle, hatta oradan etkiledi, bütün dünyayı nasıl etkilediğini biliyorsunuz. Aydınlanma neden aydınlanma? Çünkü kabul edilen bir görüşe göre biliyorsunuz Orta Çağ karanlık çağdı ve o karanlığı bertaraf etmek üzere aydınlıkla onu hafifletmeye çalıştılar. Ona karşı bir tez olarak getirildi ve o yüzden adına aydınlanma dendi bu dönemin. Aydınlanma neydi? Öncelikle aklı ön plana çıkardı. İnsan kendi kararlarını verebilecek durumdaydı. Aydınlanmaya göre hiçbir baskı ve hiçbir otorite tarafından yönetilmemesi gerekiyordu. Eğer o bir akla sahip değilse kendi kararlarını verebilmeliydi. Aydınlanma görünüşte evet edebiyatta ya da felsefede bir takım görüşleri getirdi ama bugünden baktığımız zaman bugüne en büyük etkisi sekülerizm oldu. Çünkü dünya birden önem kazanmaya başladı. İnsan evrendeki yerini fark etmeye başladı, sorgulamaya başladı. Bununla birlikte biliyorsunuz keşifler de başladı. Coğrafi keşifler, seyahatler başladı daha çok, çünkü insan merak etmeye başladı. Kilise hep öbür dünya endeksi götürüyordu insanları, daha doğrusu böyle güdüyordu. Bu sefer o zincirleri kıran insan, aklını, kendi aklını kullanmaya başlayan insan da dünyada ne olup ne bitiyor, neredeyim, nasıl bir varlığım, neyin içerisindeyim sorgulamaları geldiği gibi de bireyselleşme fazlasıyla ön plana çıktı. Sadece akıl değil yani, onun merak duygusu da kamçılandı. Merak duygusu önemli çünkü birçok şeyin de devamını getirdi bu hareket. Coğrafi keşiflerin olsun, bilimsel araştırmaların olsun, birden dünyanın bilimsel gidişatı inanılmaz şekilde hızlandı. Tabii hızlandı, sonra soluğu alamadık, sanayileşmeye getirip dünyanın altını üstüne getirmeyi o şekilde de başardık. Biraz hızlı gittik gibi düşünüyorum. Aydınlanma dediğim gibi sadece o anlamda değildi. Bireysel olarak da toplumların toplumsal anlamda da bir özgürleşme hareketiydi. Tabii bunun sonucu olarak da işte Fransız devrimi neden patlak verdi? Bunu da anlayabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz aristokrat kesim her zaman ön plandaydı ama ilk kez halk tabakası ayaklandı. Çünkü çok fazla ezilme vardı, çok fazla hakların ihlali söz konusuydu. Ve bu şekilde bir dünya toplumlarının dengelenmesi diyebiliriz. Çünkü Necip Fazıl'ın dediği gibi haddini aşan her şey zıttına döndüğü için belki de bu da onun bir getirisiydi. Aydınlanma, evet aydınlanma başlı başına bildiğimiz bir akım ve önemli bir akım Avrupa tarihi için. Fakat aydınlanmanın içinde tekrar işte bahsettiğim Illuminati meselesi var. Illuminati de onun içerisinde aydınlanmayı biraz daha iyiye götürmek üzere tasarlanmış bir yapı. Deniliyor ki yeni çağın
İlk gizli teşkilatı Illuminati arkadaşlar. Bugün çokça komplo teorileriyle kendisini anıyoruz. Var mı yok mu hala tartışıyoruz. Fakat o dönemde vardı ve çok da radikal kararlar veriyordu mensupları. Kurucusu çok temkinli olmaktan yanaydı. Birçok özellikle bazı faaliyetlerin önüne geçilmesi adına, aydınlanmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına çokça çaba sarf ettiler. Fakat hızlı büyüyen her topluluk biliyorsunuz sonunda problem çıkarabiliyor. Nitekim o şekilde bir çoğalma oluyor, sağlıksız bir büyüme oluyor. Bir süre sonra da gizli bir örgüt muamelesiyle yok edilmek zorunda kalınıyor. Tabii ne kadarı yok oldu, yok olmadı mı bilmiyoruz. O da ayrı bir komplo teorisi olarak hayatımızda duruyor. Evet, fantastik tür dedim. Fantastik, şimdi diyeceksiniz ki aydınlanma, akıl, bilim ve içerisinde fantastik. Fantastik biliyorsunuz zaten aklın reddettiği, aklın aslında kabul etmediği şeylerdir. Yani aklın içerisindeki gayri akıl diyebiliriz. Fakat nasıl oluyor böyle bir çağda böyle bir şey savunuluyor ve Cazotte da bunun savunucularından bir tanesi. Güya daha iyileştirmek istiyorlardı biliyorsunuz aydınlanmayı ama bu sefer de fantastik gibi bir türe destek veriyor. Şimdi şöyle bir söz vardır ya hani her rejim kendi düşmanını yetiştirir diye. Sanırım her düzen de mutlaka muhaliflerini yetiştiriyor. Neyin çokça üzerinde duruluyorsa mutlaka onun aksini isteyen, aksini için mücadele eden birileri mutlaka ortaya çıkıyor. Burada da belki de öyle bir durum olabilir. Tam da aydınlanmanın ortasında fantastik türün Fransız edebiyatına girmesi oldukça ironik bir durum. Evet, şimdi bilim dedik, akıl dedik, bireyselleşme dedik, sekülerleşme dedik. Bütün bunların ışığı altında karşımızda bir eser oluştu, Aşık Şeytan. Okuyanlarınız vardır diye tahmin ediyorum. Son derece ince bir kitap, Babil Kitaplığı'ndan çıktı biliyorsunuz. Borges'in hazırladığı o meşhur Babil Kitaplığı'nın bütün fantastik eserleri, yani toplayabildiği kadar çok fantastik eseri bir araya getirdiği kitaplığın adı Babil Kitaplığı biliyorsunuz. Onun içerisinde bir eser. Bu eseri 1772'de yazıyor Cazotte, daha doğrusu yayımlıyor o tarihte. Ne zaman yazdığını bilmiyoruz ama o tarihte yayımlanıyor. Şimdi eseri okuduğunuz zaman ya da okuyacağınız zaman bir takım şeyler dikkatinizi çekecektir. Yani çok meşhur bir eserle bazı bağlantıları olduğunu fark edeceksiniz. Gerçi şöyle bağlantı olmasa da biliyorsunuz çok eski bir konudur aslında ayartma mevzusu, ayartma kurgusu. Yani insanın yaratıldığı günden beri var olan bir mesele biliyorsunuz. Bütün kutsal kitaplarda söylendiği üzere işte insanın yaratılmasından sonra şeytanın buna itiraz etmesi ve oradan beslediği düşmanlıkla mücadelenin başlaması biliyorsunuz. Bu çok eski bir konu olduğu için dediğim gibi insanın yaratılışıyla belki de insan kadar eski bir konudur. Onunla birlikte var olduğu için zaman zaman bir takım yazarlar bu konuyu hep ele aldılar biliyorsunuz. Onun en meşhuru Faust eseri. Goethe'nin biliyorsunuz efsanevi eseri Faust ama Faust da biliyorsunuz yeni bir konu değildi. Daha önceden de ele alınmış bir konuydu. İşte gördüğünüz gibi yine çok eski bir konu. Yeniden yeni versiyonlarıyla sürekli edebiyat tarihinde karşılaşabiliyoruz. Aşık Şeytan da yine bu tarzda bu ayartma kurgusuna girebilecek bir tür. Fakat şöyle bir şey var. Hani hep diyoruz işte Faust'la benzerlikleri var ama burada tam tersi olacak. Aslında Faust'un Aşık Şeytan'la benzerlikleri olacak. Çünkü Faust'tan çok daha önce yazılmış bir eser bu. Dediğim gibi konu eski olduğu için
yazarlar başka metinlerde gördükleri bir şeyden etkilenerek yeni bir şey icat ediyorlar. Burada da aynı durumu görüyoruz. Cazotte da nihayetinde söylüyor, bir eserden etkilendiğini ve ondan sonra böyle bir şey yazdığını söylüyor. Goethe de yani etkilendiyse kimse de çok görmemesi gerekiyor. Çünkü çok cazip bir konu. Biliyorsunuz daha önceki programlarımızdan bir tanesinde Bulgakov'un Usta ile Margarita'yı konuşmuştuk. O da bir ayartma kurgusuydu. Orada da yine şeytan vardı biliyorsunuz. Bu sefer de şeytan var. Gördüğünüz gibi sürekli bir şeytan mevzusu devam ediyor edebiyatta. Şimdi burada başlangıç olarak şöyle başlıyor. Karakterimiz Alvaro isimli karakter. Başından geçen bir olayı anlatıyor. Yaşını da verdiğine göre anlıyoruz ki bu çok daha çok eskilerde olan bir olay ve anılarını aktarıyor gibi. Böyle başladığı için de ister istemez biz inandırıcılığını arttırmış oluyor. Biz bir kurgu dinlemiyoruz da birisinin anılarını dinliyor gibiyiz. Anı demek de gerçek demek olduğu için hiçbir şekilde sorgulama durumunu hissetmiyoruz. Bu da dediğim gibi inandırıcılığını bir kat daha arttırıyor. Bazen hani derslerde şunu konuşuruz. Yazacağınız konuya göre bir atmosfer oluşturmanız gerekiyor. Evet Zeynep Hanım, 25 yaşındaki bir olayını anlatıyor Alvaro. Baştan onu söylüyor zaten bize. Biz de anlıyoruz ki bu eskiden olmuş bir mevzu. Yazacağımız kurguya göre de bir dekor oluşturmak zorundayız. Bir arka plan oluşturmak zorundayız. Yani burada çok tekinsiz bir durumla karşı karşıya kaldığımız için yazar buna göre de atmosferler oluşturmuş. En başta Alvaro'nun bir arkadaşlarıyla bir iddialaşması sonucu, aslında iddialaşma da değil de bir konuşma sonrası şeytanın gerekirse kulakları çekebileceğini de söylüyor. Görecek olsa onu da yapabileceğini söylüyor ve bunun üzerine bir iddialaşma gibi düşünün. Böyle bir yola gidiliyor ve gerçekten bir yerde harabelerin olduğu bir yerde şeytanı çağırma durumu oluyor. Fakat Alvaro tek başına orada ve gerçekten de görünüyor kendisine. Şimdi Faust'la olan benzerlikleri ara ara söyleyeceğim ya da farklılıkları söyleyeceğim. Ama dediğim gibi unutmayın, bu daha eski bir eser. Faust etkilendiyse bundan etkilendi. Yoksa Cazotte'un yazdığı daha eski bir metin. Şimdi burada şeytanı çağırıyor. Evet, önce bir hayalet olarak karşısına çıkıyor ve ona "Che vuoi?" diye bir soru soruyor. Ne istiyorsun diye soruyor ve bu soruyu kitabın sonlarına doğru tekrar görüyoruz. Bir kez daha karşımıza çıkıyor. Burada farklılık olarak şu var. Faust'a biliyorsunuz. Evet, Faust'a da Doktor Faust biliyor gelenin aslında başka bir varlık olduğunu biliyor. Burada Alvaro da biliyor aslında şeytan olduğunu. Fakat şöyle bir durum var. Faust ne kadar baştan soğukkanlılığını koruyorsa ama ona karşı hiçbir zamanda bir sevgi beslemediğini görüyoruz. Ona çok da iyi davranmadığını görüyoruz. Burada da aynı durum var. Alvaro bir yani şeytanla karşı karşıya olduğunu biliyor ve gerçekten de kötü davranıyor bu şeytana. Fakat işler değişiyor. Çünkü şeytan bir süre sonra şekil alıyor ve aldığı şekil bir kadın şekli oluyor. Belki de Dr. Faust'un kurtuluşu ondan olabilir. Onunki çünkü kadın olmamıştı biliyorsunuz. Mephisto olarak, erkek olarak kaldı. Fakat burada Alvaro çok uzun bir süre direnemedi. Her ne kadar kötü davranmış olsa da bir yerden sonra bakıyoruz daha sakin, daha yumuşak davranışlara doğru geçiş oluyor ve nihayetinde de aşık oluyor şeytana. Burada evet aşık şeytan, şeytan aşık oluyor ama Alvaro da ona aşık oluyor. Öyle bir durum var ve bundan sonra da zaten artık kurtuluşu olmuyor. İşte oradan sonra aslında şeytan olduğunu da unutuyor gibi bir durum var. Gerçekten normal
bir kadınla karşı karşıya gibi hissetmeye başlıyor. Gerçi bunda şeytanın da, yani Biondetta'nın da etkisi büyük. Çünkü bütün özelliklerinden vazgeçtiğini söylüyor ve bir insan olduğunu iddia ediyor. Hatta bir yerde yaralanıyor. Yaralandığı için, yani çok ağır da bir yaralanma oluyor. İyice o haline de inandırıyor. Çünkü bir insan anca yaralanabilir. Şeytansa şeytan niye yaralansın? Neden hayati tehlikeyle karşı karşıya kalsın? Bunlar aslında bir şekilde Alvaro'nun gözünü boyamak üzere tasarlanmış olan hamleler, nihayetinde de işe yarıyor zaten. Yine Faust'a benzer olan şöyle bir şey var. Başta evet şeytan bir hayalet olarak karşısına çıkıyor ama şekil almaya başladığı gibi küçük bir köpek şeklinde ortaya çıkıyor. Nitekim Faust'un, biliyorsunuz, çalışma odasında da Faust da aynı şekilde bir köpekle karşılaşıyor. Önce bir varlık oluşmadan, yani Mephisto'nun insan şekline girmeden önceki hali bir köpek şekli, biliyorsunuz. Ve nihayetinde sonradan asıl macera başlıyor. Şimdi tabii Faust'la kıyasladığımız zaman Faust gerçekten çok hacimli bir eser. Aşık Şeytan onun yanında ön söz gibi kalabilir. Çünkü onunla asla kıyaslanabilecek ebatta değil, hacimde değil. Ama tabii konuları yarıştırmıyorum ama hacim olarak zaten asla onun yanına yaklaşamıyor. Çünkü Faust gerçekten büyük bir eser ve biliyorsunuz Goethe yaklaşık 60 sene boyunca yazdığı bir eser. Dolayısıyla da çok daha girift bir kurgusu, çok daha fazla alt metinleri olan bir eser. Şimdi burada evet şeytan ayartmaya çalışıyor Alvaro'yu. Son derece sadık, son derece sevgi dolu bir kadın olarak karşısına çıkıyor. Ve hem hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor Alvaro'nun, hem de onu korumaya çalışıyor. Ama hiçbir şekilde de onu rahatsız etmemeye çalışıyor. Zaten kötü davranıyor kendisine. Çünkü şeytan olduğunu hiçbir zaman unutmadı ve bunun da bilincinde. Bir yerde görüyoruz, hep kötü davranan Alvaro bir yerden sonra gevşeyiveriyor. Bu aslında yani kadın erkek ilişkilerine baktığımızda da hemen hemen aynı şeyleri görebiliyoruz. Alvaro'nun ilk gevşemesi, ilk Biondetta'ya karşı bir sempati duyması, Biondetta'nın onu özgür bıraktığını hissettiği yerde oluyor. Bir hana geliyorlar ve Alvaro bir odaya yerleşiyor. Biondetta'nın nerede kalacağını soruyor. O da çok diplerde bir odayı seçtiğini söylüyor. Böylece hani kendisini rahatsız etmeyeceğini ifade ediyor. Ve işte bu en büyük tuzaklarından bir tanesi oluyor. Çünkü Alvaro'nun en büyük gevşeme gösterdiği yer, ilk kırılması orada gerçekleşiyor. Böylece hani çok da onun üstüne düşmediğini, onu serbest bıraktığını, hatta özgür bıraktığını düşünüyor ama bu da oyunun bir parçası ne yazık ki. Tabii bunu fark edene kadar bir hayli zaman geçmiş oluyor. Aslında fark etmesi de mümkün değil gibi. Biondetta, tabii şimdi hepsini spoiler vereceğim. Okumadıysanız yapacak bir şey yok ama ben söyleyeceğim. Siz okuyana kadar muhtemelen benim söylediklerimi unutacaksınız. O yüzden ilk kez görüyormuş gibi davranacaksınız okuduğunuzda. Biondetta sonunda zaten asli şekline girdiğinde, fakat onun tabii rüya mıydı, gerçek miydi onu asla çözemediğimiz bir yerde zaten her şeyi söylüyor, her şeyi itiraf ediyor. Yani bütün oyunun da sonuna geliniyor bir yerde. Burada kitapta Biondetta'ya sürekli mektuplar geliyor. Mektuplar bir şekilde onun Alvaro'nun yanında olmaması gerektiğini söyleyen kıskanç bir takım kadınlardan geliyor. Ve onun oradan ayrılmasını istiyorlar. Birkaç, yani sadece bir tane değil, öncesi bir tane kadından geliyor. Fakat mektuplar önemli bir mevzu burada. Çünkü ara ara Biondetta'ya hep mektuplar ulaşıyor bir yerlerden. Ve o mektuplar üzerinden bir anda kurgu farklı şekillerde ilerlemeye başlıyor. Hani daha önce söylemiştim,
Yazarlar hani bazen yazdıklarını yaşarlar diye, o yüzden hani çok dikkatli olmak gerektiğini söylemiştim. Şimdi burada da tıpkı eserdeki mektuplar gibi, Kazot'un gerçek hayatında da mektupların çok önemli bir rolü var. Kendisini idama götüren de bu mektuplar oluyor. Devrim karşıtı yazdığını iddia ettikleri mektuplarını buluyorlar Kazot'un. Ve bu mektuplardan dolayı idam ediliyor kendisi. Dolayısıyla kitabına koyduğu, kitapta özellikle çok önemli bir görev üstlendirdiği mektuplar aslında kendi hayatı içinde son derece tehlikeli bir boyuttaydı. Yazacaksanız lütfen çiçekten, böcekten bahsedin, başka hiçbir şeyden bahsetmeyin. Son derece sakin şeyler yazın. Selamette olmak istiyorsanız, bunları gördükten sonra tabii insan bir kez daha şüpheye düşüyor. Evet, Faust'la dediğim gibi farklılıkları var, benzerlikleri var ama asla ikisi de aynı eser, ikisini de aynı kategoriye koymanın manası yok. Sonuçta her ikisi de özgün eserler, her ikisi de kendi alanında çok önemli eserler. Fakat biz Aşık Şeytan'ı fantastik bir eser olarak nitelendiriyoruz. Diyeceksiniz Faust peki değil mi? Orada da şeytan var sonuçta. Evet, mantığın aykırı olduğu bir şey sonuçta. Aklın kabul etmeyeceği bir şey vesaire. Evet, onda da fantastik unsurlar var diyebiliriz. Sonuçta birçok şey karşımıza çıkıyor. Bildiğimiz dünyada asla yer almaması gereken, almayacağını bildiğimiz şeyler mutlaka ortaya çıkıyor. Şimdi burada... hani başlısı kitabın başında Alvaro diyor ya, işte şeytanı görsem kulaklarını da çekerim diye, böyle büyük bir meydan okumaya giriyor. Biraz fazla büyük konuşma olarak nitelendirebiliriz bunu. Çünkü buna benzer bir durumu daha biliyoruz bir eserden. O da Tolstoy'un, biliyorsunuz çok güzel bir hikayesi var, İnsana Ne Kadar Toprak Lazım. Orada da biliyorsunuz... karakterin adı Pahom olması lazım. Şimdi çok emin olamadım ama galiba öyleydi. Orada biliyorsunuz iddialaşıyor, bir şey söylüyor. Şeytanın varlığını hiçe sayan, hatta küçümseyen bir şey söylüyor. Ve şeytan sırf bu davranışından dolayı Pahom'u parmağına doluyor. Ve onun yok oluşuna kadar onun peşinden gidebileceği şeyleri sunuyor. İnsana ne kadar toprak lazım zaten adından da belli. Bir toprak mevzusundan oluyor ve Pahom sahip olduğu toprağa hep yenisini ekleme derdine düşüyor. Bir hırs haline bürünüyor ve gerçekten de başarılı oluyor. Her seferinde daha büyük topraklara, daha iyi topraklara sahip oluyor. Fakat bu işin sonu gelmiyor. Onun zayıf noktası bu olduğu için şeytan da sürekli ona daha cazip teklifler karşısına çıkarıyor. Nihayetinde Kazakların bölgesinde, yani Türk boylarının olduğu bölgede çok iyi topraklar olduğunu öğreniyor ve son derecede makul fiyatlara o toprakları alabileceğini söylüyorlar. Böyle bir duyum oluyor Pahom ve kalkıp gerçekten oraya gidiyor. Aslında çok da basit mevzu. Kazaklar diyorlar ki işte başla diyor, gün batana kadar ne kadar çok yeri dolaşabilirsen bütün topraklar senindir diyor. Çünkü arazi çok geniş, kimse zaten ekip biçmiyor, boş arazi duruyor. Belli bir fiyat olsun olmasın fark etmiyor, bir eğlence haline getirmişler. Ama Pahom da tabii çok büyük bir hırsla başlıyor. İlerledikten sonra bakıyor ki daha gün çok var güneşin batmasına. Biraz daha, biraz daha derken ne kadar ilerlediğini fark etmiyor tabii. Sonuçta bunun bir de geri dönüşü var. Güneş batmadan başladığı noktaya gelecek. Yani bir daire şeklinde, yani kapalı bir alan olarak burayı belirlemesi lazım ki o toprak kendisinin olabilsin. Fakat o hırsından dolayı ona muvaffak olamadığı gibi, iyi bir toprak parçası alamadığı gibi hayatından da oluyor biliyorsunuz. O yüzden hani bu şeytanı küçümseme ya da meydan okuma mevzusu iki eserde de görüyoruz aslında. Sorunlu bir alan,
biraz da dikkatli olmak lazım. Siz siz olun lütfen, büyük laflar etmeyin. Şimdi bazı yine tamam evet farklı şeyler savundular biliyorsunuz. Sadece Illuminati değil bu okültizm dediğimiz etkiden dolayı da daha mistik şeylere yönlendi Kazut. Hayatın içerisinde aslında aklın açıklayamayacağı şeylere yöneldi. İşte kabalayla, büyüyle vesaire bu tarz şeylerle uğraşmaya başladı tabii ki. Dediğim gibi aydınlanma, akıl, bilim dedik. Fakat onun içerisinde bambaşka bir, aksine bir yönelim görüyoruz. Ama yine de eserde aydınlanmanın da yer yer etkilerini görüyoruz. Nitekim Biondetta'nın Alvaro'ya sunduğu bazı şeyler var biliyorsunuz. Hani dünyalık birçok şeyi verebilecek durumda. Bunlardan bir tanesi de işte istediği kadar bilgi, istediği kadar kuşatıcı bir ilim manasında birçok şey teklif edebiliyor. Tabii Alvaro'nun çok onlarla işi yok ama Biondetta'nın bunu teklif etmiş olması yine aydınlanmanın özelliklerinden. Çünkü akla ara ara vurgu yapılıyor. Yine o dönemlerin çok meşhur alanlarından bir tanesi simyacılık. Simyacılık biliyorsunuz sıkıntılı bir alan ama Avrupa Edebiyatı'nda birçok eserde, özellikle o dönemin eserlerinde simyacılığın mutlaka bir yerde olduğunu görüyoruz. Şimdi akıl, bilim dedik ama değersiz metallerden altın üretme fikri nasıl doğduysa doğdu, birçok insan bunun hayaline kapıldı. Baktığımız zaman aslında Pahom'a vaat edilen toprak mevzusu gibi. İnsanı çok enteresan, yani olmayacak bir hayalle avutma durumu var. Fakat simyacılığa tabii çok iyi bir gözle bakılmıyordu. Özellikle kilise tarafından asla kabul edilebilir bir şey değildi. Çünkü olmayacak bir şeyden bahsedildiğinden dolayı o aslında şeytani bir iş olarak kabul ediliyordu. Olmayacak bir şey, yani mümkünatı olmayan bir şey gerçekleştirmeye çalışıyorsanız o zaman çok da iyi güçlerle iş tutmuyorsunuz demektir. Nitekim simyacıların en büyük pirleri, yani şarlatanların başı kabul edilenlerden bir tanesi Doktor Faust'un kendisi. Yani bu Doktor Faust dediğim Goethe'nin eserinden bahsetmiyorum. Biliyorsunuz o kişi gerçekte yaşamış olan bir kişi. Onun bazı özelliklerini devralarak bu Faust mevzusu devam etmiştir biliyorsunuz. Sadece Goethe değil, Thomas Mann da sonradan yazmıştır. Ama Doktor Faustus diye bir adam gerçekten yaşamış bir dönem. Kara büyüyle uğraşmış, simyayla uğraşmış, şifacılık yapmış. Gerçekte yapabildiğini zannetmiyorum ama bu şekilde gezmiş dolaşmış epey yeri. Hatta Polonya'daki Krakow Üniversitesi'nde kayıtları var. Kara büyüyle ilgili dersler verdiğine dair kayıtlar mevcut. Böyle olduğu için de biz gerçekten yaşadığını kabul etmek durumundayız. Şimdi kendisi simya ile uğraşmıştır. Fakat simya dediğim gibi kilisenin şeytani işlerden biri olarak kabul ettiği için çok da iflah olmamıştır Doktor Faustus biliyorsunuz. Ölümüyle ilgili rivayetlerde yaptığı işte bu laboratuvarında yaptığı bazı deneylerden dolayı çıkan bir patlamadan sonra öldüğü söyleniyor. Hatta yüzüstü düşmüştür deniliyor. Yüzüstü düşmek ölü için çok da hayra alamet kabul edilmiyor. Bunu bile şeytanla işbirliğine yormuşlar ve Doktor Faustus'un ebedi olarak da saadetten mahrum kaldığını, öbür dünyada da şeytanla birlikte olacağına hükmedilmiştir. Böyle olunca da simya mevzusu dediğim gibi hep sıkıntılı bir alan olmuştur. Ama yazarlar çok sevmiştir simyayı. Nitekim Goethe'nin Faust'unu okuduysanız orada biliyorsunuz bir öğrencisi var en başta Doktor Faust'un. Ne kadar akıl, bilimden bahsediyor, işte aydınlanmadan bahsediyor, birçok şeyden, insanın kendi varlığını idrak etmesinden bahsediyor. Fakat yıllar sonra tekrar görüyoruz o öğrencisini. Mephisto onun aklını çelerek kendisini simyanın tutsağı etmiştir
Ve laboratuvarda deneyler yaparken tekrar karşılaşıyoruz bu öğrenciyle. Çok parlak bir öğrenciyken altın olmayacak bir şeyin peşine düşmüş bir öğrenci olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz insandaki o umut en son solan şeylerden bir tanesi. Yani belki de ölmeden en son terk edilebilecek özelliklerden bir tanesi. Almanlar en son umut ölür diye bir şey söylüyorlar. Umuttan dolayı birçok şey, olmayacak şeyi bekleriz hayatımız boyunca. İşte simyada böyle bir şey. Bu sefer olabilir, daha sonra olabilir umuduyla birçok kişi bu alana başvurmuştur. Fakat bazen de bunlar gizli yapılmıştır. Çünkü toplum tarafından hoş karşılanmadığı için, özellikle kilise tarafından birçok kişi de bunu gizli gizli yapmıştır. Ama kimse de başaramamıştır bildiğimiz kadarıyla. Bu simya mevzusu dediğim gibi daha birçok eserde karşımıza çıkıyor. Kazot'un etkilediği birkaç isim var. Bunlardan bir tanesi E.T.A. Hoffmann diye bir Alman yazar ki E.T.A. Hoffmann çokça kişiyi etkilemiştir. Biz bu dönemlerde artık unutmaya başladık o ismi ama özellikle gerilim ve korku edebiyatında, hatta fantastik edebiyatta çok da önemli bir isimdir E.T.A. Hoffmann. Poe'yu bile etkilemiş olan isimlerdendir kendisi. Onun da bu tarz eserleri vardır. Simya ile uğraşan bazı karakterleri vardır. Özellikle çok meşhur olan eseri Kum Adam'da babasının da simya ile uğraştığını, oradaki karakterin babasının da simya ile uğraştığını biliyoruz. Fakat ondan dolayı da pek iflah olmadığını biliyoruz. Dediğim gibi simya da bunlardan bir tanesi ve Faust'ta da yine ortak özellikler gösteren şeylerden. Şimdi burada hani dedim ya size, akıl ön plana çıkarılıyor, ne kadar başka türlü şeylerden bahsedilse de, daha mistik yönelimler kabul edilmiş olsa da aydınlanmanın izlerini tamamen terk etmediğini görüyoruz eserin. Nitekim bir yerde kumardan bahsediliyor. Alvaro'nun işte şans oyunlarından bahsediliyor. Biondetta'nın getirdiği itiraz, aslında itiraz da değil de ona getirdiği açıklama son derece akılcı bir açıklama. Yani hiçbir şeyin talihle, şansla işi olmadığını, her şeyin öğrenilebileceğini, her şeyin kavranabileceğini, her şeyin mantıklı bir açıklaması olabileceğini iddia ediyor. Bu da biliyorsunuz zaten bugün bilimin de bize sürekli söylediği şey. Tuhaf bir şey oluyorsa, doğaüstü bir şey oluyorsa, akıl dışı bir şey oluyorsa, her şeyin biliyorsunuz bilimsel bir açıklaması mutlaka geliyor, doğru ya da yanlış. Ama kendimizi bir şekilde hep bilimin altında tutuyoruz. Bilim her şeyin cevabını bize sunmuş oluyor. Oysa bilimin de açıklayamadığı ne kadar çok şey olduğunu biliyoruz. Şimdi size o kısmı okumak istiyorum. Şans oyunlarını bile, yani kumarı bile nasıl akılla alt edebildiğini Biondetta açıklıyor. Diyor ki, dünyada talih diye bir şey yoktur. Her şey zorunlu olasılıklar dizisi sonucu oluşmuştur ve öyle devam edecektir. Bu olasılıklar ancak ve ancak sayıların bilimiyle anlaşılabilir ve bunların ilkeleri aynı zamanda o kadar soyut ve o kadar derindir ki yalnızca bir hoca nezaretinde anlaşılabilir ve kavranabilir. Ama insanın bu işe kendini vermesi ve bağlanması gerekir. Bu ince sanatı bir imgeyle anlatabilirim size ancak. Sayıların zincirlenmesi evrenin uyumunu sağlar. Rastlantısal ve sözde kader denen olayları, uzak dünyalardaki önemli olaylardan, bugün sizin paranızı alıp götüren küçük basit şanslara kadar görünmez dengelerle her birini sırayla ortaya çıkararak düzenler. Böylece de talihin olmadığını, her şeyin mantıklı bir açıklaması olduğunu bize söylemiş oluyor. Dediğim gibi bu da yine aydınlanmanın çok bariz bir özelliği. Şimdi eserin sonunda Kazot bir takım açıklamalar yapıyor. Aslında son kısmı tek başka türlü yazdığını, bu şekilde olduğunu ama bazı şeyleri düzelttiğini, attığını vesaire söylüyor. Fakat şöyle eser okuyacak olursanız bana göre sonunda böyle tamam, bu eser tamamlandı, kapandı gibi tam olarak hissedemiyoruz.
Böyle bir eksik oldu. İllaki Alvaro'nun bir kez daha konuşmasını bekliyoruz. Fakat onun yerine başkası söz hakkı alıyor ve o başkasının sözleriyle maalesef bitiyor eser. Bu kadar bir koca eseri götürdük Alvaro ile birlikte. Okur olarak bekliyoruz ki kapanışı da Alvaro yapsın bize. Fakat ona hiçbir şekilde söz hakkı verilmemiş olması eseri, yani benim gözümde her zaman böyle yarım kalmış bir eser olarak tutacak. Ama tabii siz okuduğunuzda ne hissedeceksiniz bilmiyorum ya da okuduysanız ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Ama hani iki cümle, böyle bir dürtü geliyor. Şuraya iki cümle yazsaydın Kazot, yani bu iş hallolabilirdi. Çok fazla bir şeye gerek yoktu ama ufak bir Alvaro'ya tekrar mikrofonu uzatmak daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Evet, bakın başkaları da bekliyormuş. Sadece ben değilmişim bunu bekleyen. Aklın yolu bir ne de olsa arkadaşlar. Bu şekilde de söylenebiliyor. Evet, eser tabii gerisini artık size bırakıyorum. Ben sadece bir kapı açıyorum size. Gerisini siz tamamlayacaksınız. Okursunuz, okumazsınız. Niyetlenirseniz ömrünüz yeter, yetmez. Tabii kötü konuşmak istemiyorum. Bak, ömrümüzün yetmesinden ziyade zaman çok hızlı akıp geçiyor ve sürekli dünya araya giriyor. Hep başka işler geliyor. Niyetlerimiz ayrı ama dünya bambaşka bir şey oluyor. Okursanız artık bundan sonrasını tamamlamak, bununla ilgili başka şeyleri düşünmek sizin alanınız arkadaşlar. Evet, şimdi dönemin son programı dedik. Yaklaşık bakalım geçen sene Ramazan'da başlamıştık. 1,5 seneye doğru gidiyor. Öyle böyle derken gelmişiz 1,5 seneye. Oysa ben tek bir program için başlamıştım. Bir programlık yapmıştım ben bu işi. Fakat sonradan iş devam etti. Bugüne kadar geldik. İnşallah bir ay ara vereceğiz. Eylül'de, Ağustos'ta siz de dinlenin. Eylül'de kısmetse yeni bir programla karşınızda olacağız. Ne olacak onu da söyleyeyim bari. Bu ilimi de unutmayın arkadaşlar. Michael Ende'nin, tabii siz Türklerin dediği gibi muhtemelen Michael Ende diye okuyacaksınız onu. Oysa o bir Alman yazar biliyorsunuz. Michael Ende'nin Momo isimli eserini konuşacağız kısmetse. Okumanız için bir aydan fazla zamanınız var. Ona göre bu sefer okuyup birlikte konuşabilirsek sizin için de daha zevkli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum hepinize. Kısmete dediğim gibi devam edeceğiz. Bir yerli, bir yabancı eser olarak, dönüşümlü olarak devam ettirmeyi tasarlıyorum. Bakalım sonraki dönemde biz önümüzdeki senede bizi neler bekliyor, neler olacak, neler olmayacak onu da göreceğiz. Fakat biz eserlerimizi konuşmaya devam edeceğiz. İsteve de tabii teşekkür ediyoruz böyle bir imkan oluşturduğu için, böyle güzel bir programa sebep olduğu için. Evet, ben teşekkür ediyorum hepinize. Kısmetse Eylül'de tekrar görüşeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir kitap daha söyleseydiniz hocam. Bir dakika, ayrılmayın arkadaşlar. Bir kitap daha derken ne tür bir kitap söylememi istiyor Sayın İkbalcı? Evet, kitap söylerim yani. Benim için kitap söylemekten daha kolay ne var? Ama bu sefer çok fazla şey söyleyebilirim. Hangisini okuyacaksınız? Siz hele şimdilik Momo'yu okuyun arkadaşlar. Momo da çok ince bir kitap değil biliyorsunuz. Size fazladan zaman veriyorum. 2 aylık bir zaman veriyorum gördüğünüz gibi. Biliyorum hepsini okuyorsunuz ya, hani buna da yetişin diye bu seferlik kalın bir kitap söyledim. Daha sonraki kitaplarımızı biliyorsunuz programların sonunda bir sonraki kitabı da söylemiş oluyorum. Benim sevdiğim kitap. Çok zor bir soru soruyorsunuz. Bu şeye benziyor arkadaşlar. Çocuklara sorarlar ya, anneni mi seviyorsun, babanı mı seviyorsun? Asla bunun cevabı olmaz. Neler söyleyebilirim? Yine de İkbal Hanım'ı boş göndermeyelim arkadaşlar. Momo'yu dedik. Tatar Çölü aklıma geldi. Tatar Çölü olabilir. Dino Buzzati'nin romanı olabilir. Evet, şimdi arkadaşlar tam kapatıyorken İkbal Hanım araya girdi.
tekrar kapatma faslına geçiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bunca zamandır devam ediyoruz. Buraya kadar getirdik programı. Kısmetse Eylül'de tekrar başlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.